Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanı ilk olarak 1961 yılında yayımlandı. Yazar, bu romanında ironik bir anlatım tekniği kullanarak Doğu ve Batı uygarlığı arasında bocalayan Türk toplumunu resmetmeye çalışmış ve uygarlık değişimi karşısında bireyin yaşadığı sarsıntıyı ele almıştır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı, dengesiz ve arayış içindeki karakterleri aracılığıyla ele aldığı dönemin eleştirisini yapmıştır. Romanda baş kahraman Hayri İrdal'dır. Hayri İrdal'ın anıları biçiminde kaleme alınan roman, bu özelliğiyle bir anlamda hayali bir karakterin otobiyografik bir eseridir. Ayrıca Hayri İrdal'ın babası ve dedesinin yaşadığı döneme ait anlattıkları sayesinde, Sultan Abdülaziz döneminden başlayan ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerine 1950'li yıllara kadar uzanan sosyal değişim süreci romanda başarılı bir biçimde okuyucuya aktarılmaktadır. Üretimsizliğin toplumları boş hayal, yalan, dolan ve çöküntüye götüreceği savı üzerine kurulu eser, Ayrı İrdal'ın anılarından yola çıkarak kaleme alınmıştır. Çocukluk çağında bir saatçinin yanında çalışmaya başlayan Hayri İrdal, ustasından çalışma hayatının var edeceği ahlaki ve incelikli yaşama biçimini öğrenir. Saatlerin her birinde bir hayat alınmayan ustası, hayata adeta bir estet gibi yaklaşmaktadır. Ne var ki, Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Genç Hayri İrdal askere alınır. Osmanlı İmparatorluğu büyük çalkantılar içindedir. Savaş dönüşü Hayri İrdal evlenir. Çocukluk çağında edindiği bilgi, öğrendiği iş artık göçüp gitmektedir. Bu arada Hayri İrdal'ın karısı ölür. İkinci evliliğini İspirit Mazılar Cemiyeti'nde tanıştığı Pakize ile gerçekleştiren Hayri, çocukluğun saatleriyle bir düşler dünyasında yaşamakta, Doktor Ramiz'in tedavisine adeta cevap vermemektedir. Doktor Ramiz'in arkadaşı Halit Ayarcı ile tanışır. Halit Ayarcı, saatlere tutkun görünür. Hayri ile ikisi insanların saat ayarlarını kontrol eden, işin aslı aranırsa ne iş yaptığı belirsiz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü kurarlar. Çok geçmeden enstitünün başarısı toplumu sarar. İşler büyür, çalışmalar artar, para kazanılır. Servete dönüşen bu paranın nasıl kazanıldığı pek anlaşılamaz. Ayrı İrdal ve ailesi bir sosyete hayatı yaşarlar. Pakize, Halit Ayarcı ile kocasını aldatır. Ayrı İrdal ya anlamaz ya da kayıtsız kalır. Her şeyi korkunç bir kara gülmece örter. Tam o sırada Amerika'dan gelen uzmanlar Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün bir işe yaramadığını ileri sürerler. Amerikalıların bu konudaki tutumu da belirsizdir. Amaç, iş ve üretimden uzak bir enstitüyü kapatmak mı, yoksa göz bağcılığın devamı için yeni bir yol bulunmasını istemek mi, pek anlaşılmaz. Halit Ayarcı hemen bir tasfiye komisyonu kurar. Hükümet yetkilileri bu yeni girişimi akla çok yatkın bulurlar. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün bütün çalışanları şimdi tasfiye komisyonunda çalışmakta, yıllarca süreceği muhakkak bu tasfiye için sözüm ona alın teri dökmektedir. Ayrı İrdal dış dünyanın gerçekleriyle uzlaşamayan, günlük hayatı zengin hayal gücünün derinliklerinden izleyen, bir takım saplantılara takılıp kalmış, bu yüzden de aslında hayatın başlangıcında yenilgiyi kabullenmiş bir karakterdir. Romanın sonuna kadar düş ile gerçek arasında gidip gelen Hayri İrdal, bu özellikleriyle bir anlamda kendi dünyasıyla uyumsuz, kavgalı ve batı karşısında aşağılık kompleksi içinde bulunan çağdaşı pek çok yarı aydını temsil etmekte, onların prototipi olarak işlev görmektedir. Özetleyecek olursak, Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında 1900'lü yılların başından 1950'li yıllara kadar geçen dönem ele alınmıştır. Bu dönem içerisinde Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e, Doğu medeniyetinden
Batı medeniyetine geçişte İstanbul'daki yaşayış bir bütün olarak ele alınmış, bu yaşayıştaki çelişki ve çatışma noktaları mizahi bir dille eleştirilmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu eleştiriyi yaparken kullandığı karakter ise Hayri İrdal'dır.